takım oyunu devam ediyor ve Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının tartışılan pozisyonlarını, özellikle penaltı pozisyonunu, ikinci penaltı pozisyonu ki Lemos kırmızı da gördü. Onları konuşacağız. Hemen kısa kısa konuşalım. Özellikle çok sayıda soru var ikinci penaltıya ilişkin. Erman Hocam da, stüdyodaki değerli yorumcularımız da bu konuda görüşlerimizi paylaşacağız sizlerle. Dediğim gibi çok sayıda soru gelmiş. Şimdi öncelikle maçın hemen ilk bölümünde hocam karşıya da geliyor. Burada da var. İki ekranda da var. Bu pozisyonda 14. dakikada maçın hemen başında bir darbe aldı Caner yüzüne. Hatta dudağında bir kanama da oldu. Burada bir kart gerekir miydi diye soruyor izleyiciler. Arkadaşlarımız da bu pozisyonu da almışlar. Değerlendirmek adına. Yoksa pozisyon icabı mı bu hamle? Bir kart gerekir miydi? Gürcan ne düşünüyorsun? Faul sarı kartı. Çok basit değil. Aynen. Real hocam. Faul sarı kart. Sarı kart. Erman abi. Pozisyonu bir daha görsek de. Çok bir kez daha görelim çocuklar. Hop kol açıldı geçmiş. Elini açıyor zaten. Geri gel, geri gel. Kırmızılı oyuncu geri gel. Gel geri, evet. Kırmızılı oyuncu sarılı oyuncunun geldiğini görüyor mu? Devam et, devam et, devam et. Evet, görüyor. Güya bakmıyor. Onu engellemeye çalışıyor. Sobiek. Ama yani yaptığı iş işte. Akıl kurnaz futbolcu tabii. İşi biraz. Yani vuruyor. Kan, yani kan gelmesi demek illa kart demek tabii değil ki. Ama hani kan gelince sarı kırmızı olmuş, tamam. Evet, orada bir Sobiek bir sarıdan kurtulmuş o pozisyonda. Hakemler atlamış. Sonrasında hatta formasını da değiştirdi Caner bu pozisyonda. İlk penaltı pozisyonunda Gürcan sen hocama, Erman abiye şeyi soruyordun. Orada neden sarı kart var diye. Şimdi ilk penaltı pozisyonunda değerli izleyenler, sağ taraftan ceza sahasına bir orta yapıldı. Sen seyirciye izah ettin mi görüntü hikayesi falan? Yani işte daha sözleşmenin tabii yetişme yetişmeme durumları biraz ticari işler, şirketler arası ilişkiler tabii. Ama bu pozisyona benzeyen bir pozisyon var. Manchester maçında. Daha da çok yeni. Geçen hafta konuştuk ya. Onu bir girebilir miyiz? Aynı. Pozisyon. Adam kolunu uzatır. O gelir çarpar değil mi? Hani. Sarıkan dedi ki ya Caner'e. Evet, evet. Orada oynuyor. Orada adamla oynuyor. Burada topla oynuyor. Oynuyor. Çarpmıyor. Çarpma ayrı. Avantaj... Çarparsa ayrı, oynarsa ayrı. Avantaj sağlıyor değil mi kısaca hocam? Kasıt var. Kolunu oynuyor. Açıyor. Yani topun hocam, işte gitmesini kaleye vesaire. Oynayınca farklı, yani çarpması ayrı. Peki sarı kart ne diyorsun Erman abi? Sarı kart şeyi. Hayır, Erman abi kasıtlı diyorsa sarı. Ya oynuyor kasıtlı diyorum. Oynuyorsa. Ha. Ha, ben, bu da oynuyor, sarı. O da oynuyor. Bence, dolayısıyla sarı kart da doğru. Ben zaten veririm. Penaltıyla ilgili. Ben aynı fikirde dedim. Bence görmüyor topu yani. Ama vücudunu büyütüyor. Yani görüyor. Geçen sene. Sence penaltı değil mi? Penaltı. Penaltı sarı kartı diyor. Sarı kart ama. Kart değil ama kasıtlı oynuyorsa Erman abi yorumunu yapmıştı. Futbol dediğin gibi ya. Geçen sene miydi, belki sene miydi ya? Şey Beşiktaşlı şey koşuyordu böyle. Ne o? Atiba. Atiba böyle yaptı ya. Diller gibi bakmıyor ya. El böyle kaldı ha. Tak. Uyanır. Cin gibi topçu gibi, abi. Topçu cin tabii ya. Ona da penaltı verilmedi mesela. Peki, peki ikinci penaltı. Şimdi en çok konuşulan. Arkadaşlar buraya lütfen ekranlarımıza verelim. Yani İkinci penaltı pozisyonu. Ben Erman abiye katılmıyorum. Orada sarı sen sarı görmediğini kararı düşünüyorsun. Görmediğini düşünüyorum ama vücudunu büyüttüğü için penaltı kararını doğru. Burada bir kere her şeyden önce Sisse'ye bir faul var mı? Ama top kaleye yönelmediği için sarı kartın yanlış karar olduğunu düşünüyorum. Tamam. Gürcan'ın şerhi var o konuda. Saygı duyuyoruz. Erol Hoca buna söyledi değil mi? Evet. Yani burada Zukanović diye, Zukanović değil mi? Zukanović. Sisse'yle hava topuna çıkarken o topu alıyor ama alırken dirseğini koyuyor ve faul yapıyor mu? Bir. İki, bu pozisyonda Lemos'un teması penaltı gerektirir mi, var mı? Bu hareket kırmızı kart gerektirir mi? Şeklinde soruları böyle. Kaleciden itibaren oynatalım topu. Bu arada basın toplantıları geliyormuş. Canlı vereceğimiz için ona hemen gideceğiz, unutmayalım.
Ve hemen basın toplantısının sonunda da pozisyonu daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Ama gidelim mi? Tamam, bir özel reklamımız da var çünkü. Basın toplantılarına gidelim. Trendyol'da büyük Ekim indirimlerine az kaldı. Süpermarketten kozmetiğe, modadan elektroniğe, mobilyadan aksesuara, aklındaki milyonlarca ürün akıl almaz indirimlerle seni bekliyor. Kaçırılmayacak fırsatlar için 6 Ekim'i bekle. Trendyol uygulamasını indir, fırsatları tükenmeden yakala. Evet. Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya geldik. Oyunun genelinde istediğimizi yaptık. Biz kendimiz bilerek istediğimiz şekilde oyunumuzu oynadık. Biz hedefimizden, yani bugün mağlup olduk diye hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Her maçı üstüne koyup bizim bir hedefimiz var. Bu hedefi kazanmak için daha iyi oynayıp bu devre arasından da aramıza katılan oyuncularla daha iyi bir şekilde hazırlanıp önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Oyunun gri pozisyonlarında ne hikmetse bütün atışları Fenerbahçe lehine kullanıldı. İki tane penaltı pozisyonu var. İki kere VAR'a gidildi. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Ne hikmetse 5 dakika uzatma yapıldı. Bu 5 dakika uzatma neye göre yapıldı onu da anlamış değiliz. Yani bizim yolumuz uzun. Bu yolumuzda hedefimize varacağız diye düşünüyorum. Soru var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hemen şimdi Erol Bulut'un basın toplantısı da ekranda olacak. 5 dakikayı az bulmuş. Hoca, ama gidelim mi? Tamam, gidelim. Peki. Önce hoca, ondan sonra konuşalım. Golü alsaydı 5 dakika. Hoca statlı mıymış ya? Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle hocamızın maçla ilgili değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçelim. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Maçla ilgili, maça çok iyi başladığımız bir maç oldu. 2-0'da öne geçtik. Birinci penaltıyı yedikten sonra biraz rakip daha çok üzerimize gelmeye başladı. Ondan sonra rakibin kazandığı ikinci bir penaltı oldu. Bence ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Neden penaltı olmadığını düşünüyorum? Çünkü ondan önce Pabis size yapılan bir faul var. O verilmesi gerekiyordu. Kafaya çıkmasını engelledi rakip. Ha, ondan sonraki pozisyon penaltı pozisyonu. Evet, penaltı pozisyonu ama ondan önce söylediğim gibi bir faul vardı. 75 dakikaya kadar, ilk penaltıya kadar iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Genel fotoğrafa baktığımızda yeni gelenler, uyum süreci, sonuçta 14 tane yeni transfer yaptık. Bu futbolcuların